Hakikaten Türkiye'nin terörün finansmanının önlenmesi konusunda nasıl bir tarihsel seyir içerisinde onu biraz açmak isterim. Şimdi Birleşmiş Milletler 1999 yılında uluslararası terörün finansmanının önlenmesi diye bir kanun kabul etti. Bu kanun 2001 yılında yürürlüğe girdi. Türkiye'de BM'nin üyesi olduğu için Türkiye'den de bu kanunun gereklerini yerine getirmesi konusunda bir talepleri bulundu. Türkiye 2019 yılında tavsiyeler aldı. Çünkü Türkiye'deki işte kayıt dışı ekonomiyi, uluslararası bir takım uyuşturucu kartellerinin Türkiye'de bulunuyor olması ki bir yıl içerisinde, son bir yıl içerisinde 40'ın üzerinde İçişleri Bakanlığı'nın yaptığı açıklamaya göre 40'ın üzerinde kırmızı bültenle, uluslararası alanda kırmızı bültenle aranan insan kaçakçısı, madde, uyuşturucu madde ticareti yapan insanların yakalandığını biliyoruz. Hatta İstanbul'un uluslararası uyuşturucu ticareti yapan kartellerin savaş alanına döndüğünü de biliyoruz yani. Dolayısıyla Türkiye'nin bütün bunları önlemesi, ekonomik anlamda ülkeye giren paranın, çıkan paranın hepsinin kayıtlarına tutulmasını öngören bir tavsiyeler silsilesi vardı. 8 maddelik bir tavsiyeler silsilesi. Türkiye bunu 2020 yılında terörün finansmanının önlenmesi adı altında bir kanun değişikliği, torba kanun değişikliği yaparak bunu güya bu gereklilikleri yerine getiriyorum imajı uyandırarak öyle bir düzenleme yapmıştı. Maliye Bakanı bir açıklama yaptı. Şunu söyledi, işte Türkiye kara paranın önlenmesi konusunda yeterli tedbir almadığı için BM'nin FAB dediğimiz hani mali eylem gücü dediğimiz kurumun denetiminde gri listesinde. Yani bu ne demektir? İşte Türkiye'de para akışlarının şeffaf olmadığı, kayıt dışı bir takım ilişkilerin olduğu ya da işte uluslararası alanda uyuşturucu mafyalarının işte kartellerinin Türkiye'de hani böyle kayıt dışı girişler yapıldığı, kara paranın aklandığına yönelik bir itham var Türkiye üzerinde. Şimdi zaten İçişleri Bakanlığı'nın yaptığı son açıklamalar da hani bunu gösteriyor zaten, ortaya çıkartıyor. Bu kadar hani çok sayıda dünyada işte milyarlarca dolarlık bir uyuşturucu ticaretinin Türkiye üzerinde yürütülüyor olması, işte bu yakalanan kısımları söylüyoruz. Hani yakalanmadan bu işlerin halen sürdüren ne kadar insan var bunları bilmiyoruz. Tabii ki hani bunlara ilişkin bir tedbir alınması, bir düzenleme yapılması, Türkiye'deki ekonominin gelirlerin, giderlerin hepsinin kayıt altında olması, şeffaf olması tabii ki bizim de istediğimiz bir şey ama şu anda Türkiye'nin yürüttüğü şey sivil toplum örgütleri ve işte hapishanelerde bulunan işte itham edilmiş ya da işte bir cezada ceza almış insanların aldıkları, ailelerinden aldıkları 300 lira, 500 lira gibi rakamları teröre destek biçimde değerlendirip bunları cezalandırma yoluna gidiyor. Bu da tabii ki hani hem ahlaki değil hem de vicdani değil. Çünkü bir yanda milyar dolarlarca bir kara paranın aklandığı bir gibi bir durum söz konusu ama siz öte yandan 300 lira 500 lira bir çocuğuna para yatırmış bir anneyi, hasta bir anneyi alıyorsunuz, 4 yıl 2 ay ceza veriyorsunuz. Ondan sonra sağlık durumu uygun olmadığı halde onu alıyorsunuz, cezaevine koyuyorsunuz. Şimdi İnsan Hakları Derneğimiz de hapishaneleri yakından takip eden bir dernek biliyorsunuz. Dolayısıyla biz bu konularda çok sayıda bize gelen başvurular vardı. Geçtiğimiz yıllarda da mesela Balıkesir'de, Adana'da, Diyarbakır'da, benzer illerde de bu yönlü işte daha önceden ailesine para yatırmış ya da bir yakınına para yatırmış ama işte örgüt üyeliğinden ceza almış bir yakını. Bunlara yatırılan paralardan soruşturmalar açıldığını öğrenmiş olduk. Bize gelen başvurulardan bunların büyük bir kısmı zaten yargılamaları bitti. Türkiye'de bu konuda yargı birliği de söz konusu değil. Örneğin ben size çok açık söyleyebilirim. Balıkesir'de bu minvalde açılmış bir davada bütün arkadaşlar beraat ettiler. Yani bunların bir kısmı da iadenin
üyelere ve yönetim kurulu üyeleriydi. Üstelik mahpusların emanete alınacak eşyaları, onlara gelen paraların muhafazası gibi bir yönetmelik var. Ceza tevkif evleri yönetmeliği var. Burada da zaten gönderilen para oradaki müdürün, oradaki yetkililerin bilgisi dışında bir emanete alınmıyor. Yani kimin gönderdiği, ne kadar gönderdiği, ne kadar verilecek, bütün bunlar aslında yönetmelikle düzenlenmiş ve buna ilişkin bir hukuksuzluk durumu yok. Dolayısıyla tabii ki Türkiye'nin uluslararası kara paranın aklanması, finansmanın önlenmesi, terörün finansmanının önlenmesi konusunda yasal düzenlemeler yapmasına ihtiyaç var. Ama bunu uluslararası standartlara uygun yapması gerekir. Yani bir STK'nın ya da bir işte mahpus yakınının gönderdiği 3-5 kuruş hani bir paradan bunu önleyemezsiniz. Zaten dünyada buna inanmıyor. Dolayısıyla inanmadığı için de zaten gri listeden çıkamıyorsunuz. Dolayısıyla hani gerçekçi olmak lazım. Hakikaten bu suçun işleyen insanların kimler oldukları, finans şirketleri, uluslararası işte kara para ticareti yapan, uyuşturucu ticareti yapan mafyalar, bütün bunların üzerine gidilmesi gerekir. Bu alandaki finans sektörü denetime alınması gerekir. Bunların önlenmesi gerekir. Ama bütün bunlar yapılmak yerine böyle işte bir derneğin işte gelirlerini, giderlerini, bir ailenin işte çocuğuna para yatırmasını söz konusu yapmak, hani bu durumda gülünç duruma düşmek anlamına geliyor. Tabii ki bizim burada Adalet Bakanlığı'na çağrımız var. Devleti yönetenlere çağrımız var. Çünkü hapishanede kalan insanların, onlara gidecek olan ihtiyaçların, giysilerin, paranın ya da işte emanet gönderilecek olan bir şeyin onlarca denetimden geçerek gönderildiği, onların böyle yüksek miktarlarda paraları zaten orada bulundurmalarının yasal olarak mümkün olmadığı, zaten önümüze gelen dosyalara baktığımızda İşte 400 lira para yatırmış, 200 lira para yatırmış. Şimdi bir mahpusun 200 lira ihtiyaç olarak hani yatırılan bir para nasıl oluyor da hani terörün finansmanı için kullanılabiliyor? Hani buna hakikaten akılları yetiyor mu ya da bunu izah etme durumları var mı? Ben bunu anlamış değilim. Öte yandan tabii ki hani bunun kamuoyunda bu böyle sürüp gitmesi vicdanları yaralıyor. Zaten işte Hatice Yıldız'ın durumu ortada. Şimdi bunu Adalet Bakanlığı görmüyor mu? Devleti yönetenler görmüyorlar mı? Dolayısıyla hem hukuk örgütlerinin, hem Adalet Bakanlığı'nın, hem de Maliye Bakanlığı'nın hakikaten bu konudaki uluslararası yükümlülüklerle bu yaşanan durumun ne kadar tezat olduğunu kamuoyuna açıklaması ve bunu düzeltmesi gerekir diye bunları söyleyebilirim. Tabii ki mahpus yakınlarını kurdukları dernekler, insan hakları örgütleri, hukuk örgütleri, onlar da bunları gündemlerine almalı. Bu konuda hakikaten siyasi partiler de bunları gündemlerine almalı ve acilen mecliste bu konuda bir yasal düzenleme gerekiyorsa bunun ön adımları atılmalı. Değilse de zaten bunların idari anlamda düzeltilebilecek şeyler, gönderilen paraların miktarları belli. Bunların zaten kantinlerde harcandığı belli. Dolayısıyla hani onları kişiler alıp oradan başka bir yere gönderme şansları yok. Tümüyle kendi ihtiyaçları üzerine kurulu bir para mevzusu söz konusu.